İyi akşamlar. 19 Ocak 2022 Çarşamba saat 19 Fox Ana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli ve bugün etiketimiz bir türlü olmuyor. Vaatler de var. Bizim beklediğimiz, hayal ettiğimiz şeyler de var ama bir türlü olmuyor. Fakat çocukların hayalleri gerçekleşmiş gibi, gerçekleşiyor gibi ve bundan sonra da arkadan gelecek soğuk hava sistemleriyle gerçekleşmeye devam edecek gibi. Fakat bu hayat şartlarını da çok zorlaştırıyor. Bilhassa fakir fukara, ısınma derdi, bunca yüksek faturalar filan. Ama bir yandan ulaşım, otoyollar, otoyollarda kar esareti. Sabah oldu burası. Bir film karesi falan değil yani. Kilometrelerce araba, yüzlerce insan. Bir kişi gelmedi buraya. Bir kişi. Sabaha kadar donduk. Mazotumuz bitti. Çocuklar, bebekler var ya. Biz artık yetkililerden yardım bekliyoruz. Durum çok kötü. Artık bir can pazarına dönmüş durumda. Film sahnesi gibiydi ama yaşananlar gerçekti. Hastası, yaşlısı, çocuğu hamilesi, binlerce kişi Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kaldı. Saatler saatleri kovaladı. Buz gibi havada mahsur kalanlara ne yardım ulaştı ne yol açılabildi. Devreye askeri helikopterler girdi. Hem tedaviye ihtiyacı olanlar tahliye edildi hem de kumanya sevkiyatı yapıldı. Gördüğünüz gibi her yer ana baba günü, arabalar bir araya girmiş durumda. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sıkıntı ne diye sorduğunda aslında mağduriyet başlayalı saatler olmuştu. Esaretin yaklaştığının ipucu saat 17'de başlayan Gaziantep Spor Malatya Spor maçının göz gözü görmeyince ertelenmesiydi. Ancak belli ki yeterince önlem alınmadı. Tarsus Adana Gaziantep yolu ulaşıma kapandı. Binlerce araç mahsur kaldı. İçindekiler geceyi çok zor geçirdi. Yakıtlarımız bitmek üzere. Hava çok soğuk. Son elimde olan yiyecekler ekmek ve artık bisküvi tarzında şeyler kaldı. Yardım çağırmamıza rağmen hiç kimse sesimizi duymuyor. Yaklaşık kar 50-60 santim. Ekipler yardım ulaştırmaya çalışsa da tır kazalarıyla kilometrelerce yol ulaşılmaz haldeydi. Gün ardığında Nurdağ bölgesinde mahsur kalanlardan 3000'e yakını kurtarılabildi. İçlerinde hamilelerin de olduğu tedavi ihtiyacı olan 186 kişi hastanelere kaldırıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü 25 saatin sonunda otoyolun her iki yönde kontrollü olarak ulaşıma açıldığını duyurdu. Neye göre 2000 kişi kurtarıldı diyor ama burada 10.000 kişiden fazla insan mağdur durumda. Hiçbir şekilde kurtarılma yok. Araçlar artık tamamen kara saplandı. Hakkari'de de kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 40 öğrenci 3 saatte kurtarıldı. Bolu'daki yoğun kar yağışı nedeniyle de İstanbul'dan Ankara'ya gidiş saatlerce kapalı kaldı. D100 bile açık, bedava yol, parolu yol kapalı. Tüm yurt için sıcaklıklar bu cuma gününden itibaren kar seviyesine düşüyor ve uzunca bir sürede orada kalacağı benziyor. Cuma akşamı İstanbul'da da kar yağışının kuvvetlenmesi bekleniyor. Yarı yıl tatili için yola çıkacakların hafta sonu dikkatli olmaları şart. Yurt genelinde yola çıkacakların özellikle cuma, cumartesi, pazar, pazartesi günlerinde zirai dona, buzlanmaya, yollardaki karla mücadeleye hazırlıklı olmaları gerekiyor.